kat Mimar Sinan'ın yaptığı bir yer. Rüstem Paşa'nın bir sonradan çıkma yani. Alt kat Cenevizlilerden kalma. Zaten kemerlere çıkınca bakarsınız farklı. Aşağısı yuvarlak, üst katta Mimar Sinan'ın yaptığı kemerler farklı. İşte ben burayı tuttuğum zaman beton kaplı bütün her taraf. Yani 3 santim, bazı yerde 5 santim, 200 küsur çuval beton çıktı içeriden. Normalde bu Horasan ağacı ile yapılmış. Bu tuğların arasındaki Horasan ağacı. Hani bunun hava alması gerekiyor falan ama betonla kapladıkları için hava almadığından çürümüş artık, dökülüyor. Her gün mesela sabah geldiği zaman masanın üstü bembeyaz toz falan oluyor. İşte hani bir kat böyle doğal taş verniği yaptık üstüne dökülmesini ama hala dökülmeye devam ediyor bu arada. Bayağı uğraştım yani burayı bu hale getirmek için. Şu an orijinale döndü. Mesela bu orijinalde var. Bu aydınlık mı deniyor, ne bilmiyor tam bilmiyorum da. Bu normalde varmış, burayı da kapatmışlardı. Orayı tekrar orijinali gibi açtırdım. Yani bu da sizin ve buraya dönüştürme hikayeniz oldu. Yani evet, bayağı bir şey yaptık, eski haline getirmeye çalıştık. İnsanlar nasıl insanlar buraya gelen? Güzel. Öyle küçükler mi geliyor, büyük yaşlılar mı, turistler mi? Hep turiceli. Ama turiceli. Kibar insanlar. Kibar insanlar. Yani öyle arsız değil yani. Peki bu çevredeki ne bileyim inşaatlar falan, mesela yanımızda bir tane var. Bu tür şeyler ortamı nasıl etkiliyor sizce? Sizi rahatsız ediyor mu veya? Yok. Gürültüsü, şeyi. Hiç. Olması gerekliliği konusunda ne düşünüyorsunuz peki? Yapılması gerekiyor mu bu tür şeyler? Hemen boşam illa ki yapılması gerektiği için yapaylılar da. Bir yaramazlığı yok. Teşekkür ederiz. Sen bana teşekkür ederim.